Dostlar, yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuzda Phantom'un ve Waves'in teknik analizlerini gerçekleştireceğiz. Bitcoin kaynaklı düşüşlerimiz gerçekleşti arkadaşlar ve şu anda da hali hazırda Phantom'un da Waves'in de hareketlerini değerlendireceğiz. Ne var ne yok diye bir bakacağız. Alım fırsatlarından, yönlerinden ve hedeflerinden uzun uzun söz edeceğiz. O yüzden sizler Waves'in, Phantom'un yatırımcıları iseniz veya yatırım yapmayı düşünüyorsanız videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Videoya geçmeden de belirtmem gerekiyor ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sizler sorumlusunuz arkadaşlar. Ayrıca sizden kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi önemli rica ediyorum. Bizler için oldukça önemli bir durum. O yüzden lütfen bir saniyenizi ayırıp kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Phantom'un şu an geldiği noktada bakın özellikle dün ne yapmış? Gelmiş 0.97'lere kadar iğnesini atmış arkadaşlar. Şimdi böyle bir durumda bakın çok ciddi bir alım fırsatı vermiş. Dilerim ki yatırımcısı dostlar buraları değerlendirmiş. Olsun 98'lere kadar bakın inmiş ve ciddi bir alım fırsatı vermiş. Şimdi en büyük çerçeveye baktığımız zaman yani genel bir yükseliş süreci için en büyük çerçeveye baktığımız zaman pozisyon belli arkadaşlar. Phantom'da 1.3'e bu coin ulaşmak zorunda. Neden? 1.26.5'larda yani 1.266'larda günlüğünün EMA 50'si ve 1.29'da da üst kanalının destek direnç noktası mevcut. O yüzden bu pozisyonlara Phantom kendini attıktan sonra artık şu yorumu yapabileceğiz. Yani bakın geçmişte şurada olduğu gibi şu işaretlediğim bölgede gerçekleştiği gibi daha hızlısı hatta çünkü bu sefer EMA 50'yi de altına almış olacak. Yani buradaki gibi yavaş yavaş olmayacak. Artık 1.95'lere doğru 2 dolarlara doğru biz yolumuzu alıyoruz. Net bir şekilde diyebileceğiz. O nokta bu nokta arkadaşlar. Ayrıca şunu da belirtmemiz lazım. Bakın şu anda günlükte RSI'ımız 35.9'ları gösteriyor. Yani bize aslında net bir şekilde al sinyalini verdiğini buradan görebiliyoruz. RSI kısmına baktığımızda. 4 saatliğe geldiğimiz zaman şimdi tabii ki günlükteki EMA 50'yi almadan önce bir 4 saatliğe bizim atmamız gerekiyor. Yani 4 saatliği almamız gerekiyor önceki. Buradan da yeni hedef günlük diyebilelim arkadaşlar. Şimdi işin bu noktasında da şu an bir asılı kalma hareketimiz mevcut. Bununla birlikte bizim ne dedik? Kısa vadede hedefimiz 1 nokta şu anda 117 değerlerinde bulunan 4 saatliğin EMA 50 değeridir tabii ki. Bunun üzerine attığımızda ne diyorduk? 1.3'lere yolculuk başlıyor diyorduk arkadaşlar. Durumlar şu an bu şekilde. Son geldiğimiz noktada şöyle saatliğe bir bakalım. Bakın saatlikteki pozisyonda şimdi burada ne diyecektik? Örneğin biz şu anda şu işaretlediğim kısmı değerlendiriyor olsaydık öncelikle saatliğin EMA 50'sine atması lazım diyecektik. Nitekim bunu atmış yani başlangıç için gayet güzel bir durum. Bununla birlikte tabii ki şu anda hafif aşağı hareket. Yatay devamında yükselen harekete çalacak arkadaşlar. Ve şunu söylemek lazım. Burası yani şu anda alım için mantıklı bir pozisyondur. Çünkü saatlikteki EMA 50 nokta atışı olarak çalışıyor ve bir destek almış. Şu anda altına sarkma artık beklemiyoruz. Phantom'un bulunduğu anlık pozisyonda ve 1.11'lere kadar yükseliş devamında EMA 50'ye düşüş. Yani bu yatay hareket saatliğin EMA 50'si olan 1.05 ve 1.11-12 değerleri arasında Phantom önümüzdeki saatlerde hatta 1-2 gün içerisinde buralarda yatay hareketler yapabilir arkadaşlar. Devamında 4 saatliğin alınmasıyla üst kanalın alınmasıyla ne yapacaktır arkadaşlar? Tam bir yükseliş hareketi içerisine girecektir. Şimdi Waves'e baktığımızda arkadaşlar Waves'te açıkçası ultra durumlar görüyoruz. Yani bir önceki videomu izleyenler de bilirler.
Böylesi bir düşüş arkadaşlar ben beklemiyordum. Hani bekleyen varsa tabii ki saygı duyarım. Ama benim beklediğim bir düşüş değildi. Yani 17,5'lardan sonrası artık işi neye götürdü arkadaşlar Waves'te? İşi abartıya götürdü yani ciddi anlamda. Şimdi hacim kısmına baktığımızda arkadaşlar sanki hacimde son zamanlarda ufak bir gerileme seziyorum. Ufak bir gerileme seziyorum arkadaşlar. Ama hala tam olarak aha bu düşmüş diyemiyoruz tabii ki. Hala canlı diyebiliyoruz. Ama özellikle Şubat'tan beriki hareketlere baktığımızda son birkaç gündür hafiften bir hacimde gerileme görüyoruz arkadaşlar. Şimdi şu anda Waves'in bulunduğu anlık pozisyon 16,9'lar. Normalde 17,5'ların tutma konusunda yetmesi gerekiyordu. Bakın günlükte RSI'ya baktığımız zaman 29,97 veriyor arkadaşlar. Yani korkunç derecede al veriyor şu anda. Tam olarak 30'da. Resmen al diyor yani RSI. Yükselecek diyor. Tabii ki bu indikatör. Yani ona göre şu an tutup o istiyor diye alacak halimiz yok. Şimdi bunun devamında şu anda nasıl bir pozisyonda bir bakalım. 17,05'te olan saatliğin EMA 50'sini Waves şu anda deli gibi zorluyor. Bunu alma ihtimali de çok yüksek. Yani aklımızda tutmamız gereken bir değer var bizim burada. Farkındasınız değil mi? 17,05'ler. Bunun üzerine atıp 17,05'in üzerine atıp altına düşmememiz gerekiyor arkadaşlar. Altına düşmememiz gerekiyor. Böyle bir durumda da Waves'ten bir süre şöyle birkaç saat hiç değilse 17,5'la 17'ler arasında yani EMA 50 ile direnç bölgesi arasında bir git gelli yatay hareket gelme ihtimali yüksek. Buranın alımıyla birlikte yeni hedef Waves'te 19 pozisyonları olacak ki şunu da söyleyelim şu an Waves'te bir düşüş beklenmiyor arkadaşlar aşağı yönlü çünkü Bitcoin hareketleri de olumlu. Zaten bu noktadan sonra Waves'te hala bir düşüş gelirse önümüzdeki bir iki günde özellikle bu zaten ekstrem bir durum olduğu artık anlamına gelir. Bunu da söylememiz gerekiyor. Şu an 19 pozisyonlarına 17,5'un alınmasıyla bir yolculuk bekleniyor. 19'ları önümüzdeki günler içerisinde alma ihtimali yüksek arkadaşlar. 4 saatlikteki hareketli ortalamanın da alınmasıyla iş nereye gidecek? 22'lere gidecek. 4 saatlikte de RSI 33 küsürleri gösteriyor. Onda da ciddi şekilde alım fırsatı olduğunu söylüyor. Özellikle Waves'te gerçek bir yükseliş için, tam anlamıyla bir yükseliş için bizim hedef aldığımız nokta 29'lu pozisyonlar arkadaşlar. 29'lu pozisyonlar. 29'ların yani günlükteki 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine attığımızda işte o zaman şunu diyebileceğiz. Tamam. Buradan ATH yolculuğuna çıkar diyebileceğiz arkadaşlar. Durumlar da bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hepinize bol kazançlar dilerim. Hoşça kalın.